Merhabalar sevgili 3. sınıf öğrencilerim ve değerli velilerim. Kendi kanalımıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. 3. sınıfın Yıldırım Yayınları kitabının 3. ünitesiyle beraberiz. Sayfa 43'ü açalım kitabımızla. Sayfa 43'ü açtığımızda Burada insanları görüyoruz, kelimeler görüyoruz ve kitabın ünitenin başlığını görüyoruz. People I love. Sevdiğim insanlar. Çok sevdiğim insanlar. Love çok sevmek demek veya mesela aşık olduğum insanlar ki ailemiz olabilir. Ondan sonra e anne baba kardeşlerimiz olabilir, abi ablalarımız olabilir ve, ve böyle love ve like arasındaki fark budur. Love çok çok sevmek, like hani beğenmek, sevmek gibi. Şimdi sevdiğimiz insanları anlatırken biz birisine mesela özelliklerini söylememiz gerekebilir. Hani yaşlı mı, genç mi, Ondan sonra güçlü mü, zayıf mı, uzun boylu mu, kısa boylu mu, hani yavaş hareket ediyor mu, yavaş mı yürüyor yoksa e, hızlı hareket edebiliyor. Biz bunları anlatmamız gerekiyor veya hani ne yapabiliyor can, ne yapamıyor can't. Ki ben British aksanıyla can't söylüyorum. Sizin öğretmeniniz Amerikan aksanı kullanabilir. Kent söyleyebilir. İlerideki sayfalarda göreceğiz. Yani böyle bir farklılık varsa ondan dolayıdır. Hani öğretmeniniz veya ben birimiz doğru birimiz yanlış söylemiyoruz. İkimizinki de doğrudur. Farklı aksanlarda Neyse hani mesela şunu yapabiliyor. Örneğin benim kardeşim bunu yapabiliyor. Benim ablam bunu yapamıyor. İşte bunların hepsini söylememiz ve öğrenmemiz bu açıdan önemli. Yani bunları öğrendiğimizde sevdiğimiz insanları da başkalarına tanıtabiliyoruz. Nitekim burada sayfa 43'te kelimeler görüyoruz. Tabii ki bunların hepsinin anlamını ilerideki sayfalarda göreceğiz ama yine buradan okuyalım ki hani geçip gitti olmasın. Old ne demek? Yaşlı. Hani eşya için kullanılırsa eski anlamında. Bunu da not alabilirsiniz. İnsanlar için kullandığında yaşlı, eşyalar için kullandığında mesela eski veya hani bir ilişki için kullandığımızda mesela eski bir arkadaşlık old friendship gibi. Slow ne demek? Yavaş demek. Strong ne demek? Güçlü demek. Tall ne demek? Uzun boylu demek. Thin ne demek? Bakın bu sin değil. Dikkat edin. S harfiyle değil. Tin de değil. T harfiyle de değil. S ve T'nin arasında. Thin. Dilimizin ucu yukarıdaki ön dişlerimizin arkasına yaklaşıyor ve hava oradan çıkıyor. Thin. ince demek. Fast. <laughs> Hızlı demek. Yine ben British kullandığım için fast diyorum. Sizin öğretmeniniz Amerikan kullanıyorsa fast diyebilir. İkisi de doğrudur. Young ise genç anlamına geliyor. Sayfa 44'e geçiyoruz. İlk sayfası dersimizin <laughs> tabii ki kapak sayfamızda da birçok kelime öğrendik. Ne diyor? Warm up ısınma kısmında. Make a list of the people you love. Sevdiğiniz insanların bir listesini yapın. Yukarıda I love boşluk bırakmış. Yani ben orada yazılan insanı seviyorum demek. Şimdi bu boşluğu nelerle doldurabiliriz? Kendisi bir tane örnek vermiş. My father, babam anlamında. Diğer örnekleri de ben yazdım. My mother, annem anlamında. Benim annem. My burada benim anlamına geliyor. Bir ay var, ben demek. Bir de my var, benim. Mesela. My brother, erkek kardeşim veya abim, ikisinin de kelimesi biliyorsunuz brother kullanılıyor İngilizce'de. My sister, kız kardeşim veya ablam, yine bunlar için ikisi için de İngilizce'de sister kullanılıyor. My grandmother, büyük annem, my grandfather, büyük babam, my aunt, halam veya teyzem veya yengem üçü içinde kullanılıyor bu kelime İngilizcede. My uncle benim dayım, benim amcam veya benim eniştem. Yine bu üç kelime için amca, dayı, enişte için uncle kullanılıyor. My friend arkadaşım. My classmate sınıf arkadaşım. Düşünün mesela bir sınıf arkadaşınız var. İsmi Abdullah Enes. Mesela onun hakkında konuşmak istiyorsunuz. İleride Demin okuduğumuz ve biraz sonra yine okuyacağımız sıfatları kullanmak, hani onu tanımlamak için kullanmamız gerekiyor bu arada. Tüm öğrencilerime Türkiye'nin dört bir yanından selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Friend arkadaş anlamına oldu. Anlamında oldu classmate sınıf arkadaşı arkadaşlar. Activity A Bakalım A1 A1 ne diyor? Listen and point. Dinleyin ve işaretleyin. Yani gösterin. Şimdi ben sizin doğru gösterip göstermeyeceğinizi bilmiyorum ama eminim ki doğru göstereceksiniz. Bu dinlemeyi yaparken söylenen sıfatları parmağınızla göstereceksiniz veya kalemle de tik atabilirsiniz birer birer. Bir anlamlarını önce öğrenelim. Big, büyük demek. A small, küçük demek. A small, ki small olarak da söyleniyor Türkçe'de bazen. Elbise bedenlerinden biliyorsunuz zaten. Fast, hızlı demek. Veya American söyleniyorsa fast, hızlı demek. A slow, yavaş demek. Ki tavşan ve kaplumbağa ile göstermiş burada. Sin, ince demek. Heavy, ağır demek. Bir de başka bir kelime var. Let's practice kısmında göreceğiz onu. Fat. Kilolu anlamına. O kelimeyi ileride göreceğimiz için şu an yazmıyorum. Heavy, ağır. Thin, ince. Old, yaşlı. Young, genç. Weak. Bakın. Weak. Zayıf demek. Bir tane de başka kelimemiz var. Weak. Yazılışı farklı. Onu buraya yazıyorum. İki tane i harfiyle yani Türkçe'de e olan iki tane i harfiyle yazılıyor bu. Hafta demek. Yazılışları farklı dikkat edin. Ve ilk iki tane i harfiyle yazılıyorsa hafta i ve e harfiyle buradaki gibi aşağıdaki gibi yazılıyorsa zayıf demek. Şimdi bunu buradan siliyorum karışmasın diye sadece benim öğrencilerim bir kelime daha fazla bilsinler diye bunu yazdım weak zayıf, strong güçlü, short kısa, tall uzun boylu demektir arkadaşlar. Şimdi dinledikçe bunları söyleyecek siz de lütfen işaretleyin. Hemen dinleyelim beraber. big small fast slow old young weak strong short tall Şimdi kelimelerin bazen iyi anlaşılması için ben daha belirgin söylenmesi için hani uzaltılmış gibi söylüyorum ama Burada mesela dikkat edin. Normal konuşmada weak hani zayıf anlamına. Diğerini biraz daha ondan uzun telaffuz ediyoruz. week hafta. weak zayıf, week hafta gibi. Şimdi bu kelimelerde burada duyduk, anlamlarını da öğrendiğimize göre sayfa 45'e geçebiliriz. Sayfa 45'te ne var? Hemen görelim. Listen again and repeat diyor 16 numarada. Yani tekrar dinleyin ve e, dinleyin ve tekrarlayın sizde. Şimdi ben video çok uzun olmasın diye süre açısından bunu tekrar oynatmayacağım. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Videoyu geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar o listening'e. Hiç sorun olmaz. Sonra tekrar buraya gelirsiniz. O yüzden 16 numarayı aynının aynısının tekrarı olduğu için oynatmıyorum. 17'de bekletiyorum. Şimdi ileride onu duyacağız. A3, A3 ne diyor? Look at the picture and complete the sentences. Fotoğrafa bakın, görsele bakın ve cümleleri tamamlayın. Şimdi burada farklı özelliklerle farklı insanlar görüyoruz. Burada da kelimeler yazmış. Strong biliyoruz. Güçlü, heavy, ağır, young, Genç, thin, ince, tall, uzun, short, kısa demek. Şimdi bu cümleleri önce tabii ki kendiniz düşünüyorsunuz. Sonra bu cevaplara bakıyorsunuz. My grandfather, bakın büyük babası biraz kilolu olduğu için is heavy diyor. But my grandmother ama büyük annem is thin, incedir. But ama demek. Ama veya but getirdiğinde cümlenin iki tarafının birbirleriyle zıt olduğunu öğreniriz anlamsal açıdan. Hani babam mesela güçlü ama diyorsa diğer tarafta kimi söyleyecekse o güçsüz olacaktır. Bunu da anlarız cümle anlamlarından. Şimdi iki numaraya bakıyoruz. İki numarada my sister kız kardeşim bakın uzun boyludur. Is tall uzun boyludur. But my brother ama e, erkek kardeşim is short kısadır kısa boyludur üç numara my father bakın babası ağır şeyler taşıyor hani kolları falan my father is strong babam güçlüdür but my brother ama erkek kardeşim is weak zayıftır şimdi daha çocuk olduğu için Normal. 4 numara my grandparents. Büyük ebeveynim. Grandparents. Büyük baba ve büyük anne birlikte. Hani ikisinin anlamına geliyor. Yani büyük ebeveyn diyebiliriz. Büyük ebeveynim yaşlılar are old. But my mother ama annem is young. Gençtir. Burada da gördüğünüz gibi. Sayfa 46'yı da bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar birçok sayfada sosyal medya adreslerimizde görüyorsunuz. Instagram'da İngilizce Kralı, Telegram'da ise arama kısmında bitişik olarak at İngilizce Krali yazdığınız zaman sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Onları da takibe alabilirsiniz. Biliyorsunuz yorumlarda her zaman bildirim gelme bildiri gelmiyor bana veya dön dönemeyebilirim çok yoğun olduğu için. Ee, ama İzleyicilerim biliyorlar hemen hemen herkese dönüyorum. Instagram ve Telegram sayfalarımızı takip edip oralardan bana mesaj yazan insanlara e, mutlaka ve mutlaka dönüyorum. Çünkü hepsinin bildirisi geliyor. Beklerim buralarda da. Çünkü ileride gerekebilir bazı sürprizlerimiz olabilir sizlere bu sayfalarda. Şimdi sayfa 46'da Activity B ne diyor? Listen and Point dinleyin ve gösterin. Burada dört farklı kişiyi görüyoruz. Beraber dinleyelim. Dinledikçe siz de parmağınızla gösterin veya kaleminizle işaretleyin arkadaşlar. Track 17. Unit 3. Activity B. B1. Listen. And point. One, she is my mother. She is young. Two, he is my father. He is strong. Three, he is my brother. He is small. Four, He is my grandfather. He is old. Çok güzel dinledik. Aile üyelerini bize tanıttı. Her birisi için de bir tane sıfatlardan birisini kullandı. Şimdi bunları dinledikten sonra ne dinledik? İkinci kısımda gösteriyor bize. İkinci kısımda tekrar dinleyin diyor. Yine aynı mantıkla ben tekrar dinleme metnini açmayacağım isteyen videoyu biraz öne alıp biraz geriye alıp pardon orada listening'i dinleyebilir tekrar. Ne diyor? B2, B2, listen again and match the sentences with the photos in B, B1. Tekrar dinleyin ve cümleleri B1 kısmındaki fotoğraflarla eşleştirin. A'de diyor ki he is my father, he is strong. O benim babam, o güçlüdür. Number 2, 2 numaralı görsel babası olduğu için burada iki yazıyoruz bizde kutucuğun içinde. B'de ne diyor? He is my brother, he is small. O benim erkek kardeşim, o küçüktür. Hangi görselle eşleşiyor? Üçüncü görsel. Orada üç yazıyoruz. Dörtte ne diyor? He is my grandfather, o benim büyük babam, he is old, o yaşlıdır. Dördüncü fotoğrafla eşleştiği için dört yazıyoruz oraya da. D ne diyor? She is my mother, she is young. O benim annem, o gençtir ve bir numaraya da annesini yazıyoruz. Bir numara. Şimdi sayfa 46'yı da bitirdik. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmanızı da sizlerden rica ediyorum. Peki 47. sayfada ne, ne var? Bakalım. Şu an 47. sayfada B3 ne diyor? Work with your partner. Partnerinizle çalışın. Use the words. Kelimeleri kullanın. Burada pembe kutunun içindeki kelimeleri diyor. Ask and answer about the family as in the example. Örnekteki gibi aile hakkında sorun ve cevaplayınız. Arkadaşlar eğer bu ilk video yani gör, benim kanalda gördüğünüz ilk videoysa bu kitaba göre şunu bilmenizi istiyorum. Bundan önce birinci ve ikinci ünitenin de videolarını e, bu kitaptan çektik. Bunları izlemek için ne yapabilirsiniz? Ya bu videonun son 20 saniyesine odaklanarak orada ekranınıza 3 tane oynatma listesi kartı çıkacak. Her biri 3. sınıfın bir kitabına ait. Yani sizin kitabınız buysa farklı okullarda farklı kitaplar olabiliyor milli eğitim tarafından verilmiş. Her birisi bir kitabın bu kitaba ait yani Yıldırım yayınlarına ait e, karta oynatma listesi kartına bastığınızda liste halinde açılacak linkte birinci ve ikinci ünitenin videolarını da göreceksiniz. Ya da direkt kanalın oynatma listeleri sayfasına girin oradan ee, hani yukarıda daha fazlasını göstere basarak tüm e, şeyleri tüm oynatma listelerini görebilirsiniz. Ve yine bu kitabın oynatma listesini seçip tıkladığınızda yukarıdan aşağı liste halinde birinci ünite, ikinci ünite, bu ünite ve bundan sonra eklenecek ünitelerin videolarını göreceksiniz. Ya da Instagram veya WhatsApp e, Telegram'dan bana mesaj atın. Link atarım size için. Kutuda ne var? Toll uzun, boylu, short, kısa boylu, thin, ince, heavy, ağır, young, genç, old, yaşlı. Şimdi bundan sonra bu sıfatları kutucukta falan gördüğümüzde söylemeyeceğim ki siz söyleyin. Şimdi bu kişiler var. John, Jane, Elizabeth, Rose, Taylor. Bunlara sıfatlar yazacağız. Önce example kitabın verdiği örneği okuyalım arkadaşlar. Is John young? John genç midir? No he isn't. Hayır değildir. Is he old? Yaşlı mıdır? Yes he is. Evet öyledir. Şimdi kullanacağımız mantık şu. Her kişi için önce sah sahip olmadığı bir sıfatı soracağız ki hayır diyebilelim. Sonra doğru sıfatı soracağız ki evet diyebilelim ve dört satırlık bir konuşma oluşsun arkadaşlar. Kullanacağınız sıfatlar falan farklı olabilir. Benim örneklerim şunlar. Jane için mesela yazdım. Is Jane tall? Jane uzun boylu mudur? No she isn't. Hayır değildir. Bakın she kullandığımıza dikkat edin kızlara ve kadınlara. Is she short? Kısa boylu mudur? Yes she is. Evet öyledir. Elizabeth'e gelelim. Is Elizabeth young? Elizabeth genç midir? Bakın hep olmadık olmadıkları sıfatları önce yazıyorum ki no olsun cevap. No she isn't. Hayır değildir. Is she old? Yaşlı mıdır? Yes she is. Evet öyledir. Mesela erkeklerde he kullanıyoruz. Kadınlarda she. Dikkat edelim. Rose'a geliyoruz. Is Rose short? Rose kısa mıdır? No she isn't. Hayır değildir. Is she tall? Uzun boylu mudur? Yes she is. Öyledir. Peki Rose için mesela heavy ve thin de kullanabilirdik. Önce is Rose heavy hani Rose ağır mıdır diye sorardık. Cevap hayır olurdu. Sonra is she thin ince midir? Yes she is derdik. Yani o yüzden dedim bir tek doğru cevap bu değil. Farklı cevaplar verilebilir bunlarda. Benim cevaplarım sadece örnek burada. Taylor'a geliyoruz. Taylor biraz kilolu olduğu için şu şekilde sorduk. Is Taylor thin? Taylor ince midir? No, he isn't. Hayır değildir. Is he heavy? Ağır mıdır? Yes, he is. Evet, öyledir. Bu şekilde de bunları yaptık. Sayfa 47'yi de bitirmiş olduk. Hayırlısıyla sayfa 48'e geçiyoruz. Oyun zamanı diyor. Game time. Play the game with your friends. Arkadaşlarınızla oyunu oynayınız. Bu oyun İngilizcenizi pekiştirebilir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Instructions komutlarını veriyor bize. Choose a friend in your classroom. Bir kişiye bir arkadaşı sınıfınızda seçiniz. Hani ismini söylemeyin şimdilik. Your friends ask questions and guess him or her. Arkadaşlarınız sorular soracak ve bu soruların cevaplarına göre siz cevap vereceksiniz. O kişiyi tahmin edecekler. Direkt ilk soruda isim sormayacaklar. Önce sıfatları soracaklar. Yaklaştıkça Hani o se e seçenekler azaldıkça sonlara doğru isim sorabilirsiniz. Hani ilk baştan direkt sınıftaki herkesin birer birer ismini sormayın. Örnek şöyle oynanmış burada. Is he tall uzun boylu mudur? Kız diyor ki, no he isn't. Hayır değildir. Is he short kısa boylu mudur? Yes he is diyor. Evet öyledir. Mesela hani daha kısa boylu olan bir arkadaş varsa sınıfta o kısa boylu arkadaşlarımıza yönlenebilir. Sadece dikkat edin verdiğimiz sıfatlarda kimse rencide olmasın. Buna da dikkat etmemiz çok güzel olur. Şimdi C1 Activity C'de diyor ki look at the pictures fotoğraflara bakın. Choose the correct answer. Doğru cevabı bulunuz. Şimdi burada can ve can't veya başka bir deyişle can't e, kullanım, kullanımını öğreniyoruz. Bir şey yapma kabiliyetimiz, yeteneğimiz, becerimiz varsa onu can ile söyleriz. Mesela I can run. Ben koşabilirim. O nokta nokta bilirim kısmı can gösteriyor. I can swim ben yüzebilirim. Hani yani bende yüzme kabiliyeti var, bende yüzme yeteneği var. Bunları can ile söyleriz. Yapamadığımız şeyleri şimdi yapabildiklerimiz can, yapamadığımız şeylere can't veya can't ile söyleriz. Yani mesela I can't fly ben uçamam. Uçabilmem. I can't mesela ee, ne diyeyim? Speak Spanish. Ben İspanyolca konuşamam. Bunları yapamadığım için can't. Başka bir telaffuzla can't. Bunları yapıyoruz. Şimdi bir numarada can. Can'a bakın kısa boylu genç bir çocuk. Can is young. Can gençti diyor. He... play football. Futbol oynayabilir mi? Evet oynayabilir. Çünkü koşabilir, şut çekebilir. He can play futbol. Futbol oynayabilir. İki numarada Tom'a bakalım. Tom is old. Tom yaşlıdır. He can't play futbol. O futbol oynayamaz. Çünkü koşamaz. Bastonla yürüyor. Bastonla yürüyor. Koşamaz, şut çekemez. Bu şekilde can ve can't arasındaki farkı öğrendikten sonra sarfa 49'a geçiyoruz. Önce bir dinlememiz var. Listen and number the pictures. Dinliyoruz ve fotoğrafları duyduğumuz sıraya göre numarasını koyuyoruz. Gözünüz kitapta, kendi kitabınızda, kulağınız benim videomda olsun. Önce kendiniz yapmaya çalışın. Sonra kontrol amaçlı cevaplarıma bakabilirsiniz. Track 19. Unit 3. Activity C. C2. Listen and number the pictures. A. My grandfather is old. He can't run fast. B. My sister is young. She can run fast. C. My uncle is weak. He can't carry heavy boxes. D. My father is strong. He can carry heavy boxes. Şimdi kitabın burada şöyle bir yanlışı var. Burada zaten A, B, C, D olarak görselleri işaretlemiş listening'de number diyor. Bakın burada kendisi number diyor. Numara koymamız gerekiyor. Yani listening'de de 1, 2, 3, 4 demesi gerekiyordu A, B, C, D yerine. Şimdi A dediğinde bu grandfather'ı dediğinde biz buraya A yazarsak öğrencinin aklı karışabilir. E burada, burada D yazıyor. Biz A yazdık. Hani A bir tane de burada var. Tamamen kafası gidebilir. O yüzden A, B, C, D değil duyduğumuz numaralara göre, sayılara göre ben direkt 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 yazdım. Bunu aklınıza bulundurun karıştırmamak için. Önce büyük babasını söyledi. Sonra kız kardeşini söyledi. Sonra amcasını söyledi. Sonra babasını söyledi. Şimdi Listen again and fill in the blanks. Siz de şöyle yapabilirsiniz. Ee, pardon. Ee, tekrar Videoyu geri alıp dinlemeyi yapıp aşağıdaki C3, C3 kısmını yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra ben şunu varsayıyorum. Siz e, videonun buralarında geri alıyorsunuz, dinleyip yapıyorsunuz ve tekrar buraya geldiğinizde yapmışsınızdır C3 yani C3 kısmını. Ona göre cevap kontrolüne geçiyorum. A'de diyor ki, My grandfather is old. Bakın küçük A, B, C, D ile bunları ya da diyebiliriz. Mesela şu şekilde A, B, C, D. Şimdi bu küçük yazdığımızda listening'in söylediği sıralamayla oldu. Yani orada da A, B, C, D dedi. Ama dediğim gibi burada number dediği için bakın yazmış number dediği için biz bunlara kutucuklara numara sayı koymalıyız. Şimdi A'da diyor ki my grandfather is old he can't run fast. Büyük babam yaşlı, hızlı koşamaz. video ki my sister is young, she can run fa fast. Ee, kız kardeşim genç, hızlı koşabilir. C ne diyor? my uncle is weak, he can't carry heavy boxes. Amcam veya dayım zayıftır, ee, ağır kutuları taşıyamaz. My father is diyor, my father is strong. Babam güçlüdür. He can carry heavy boxes. Ağır kutuları taşıyabilir. Carry taşımak anlamına geliyor arkadaşlar. Heavy ağır anlamına geliyor. Biliyorsunuz bunu zaten. Box kutu. Çoğul şeklinde kutular boxes olur. Okunuşu. Sayfa 50'ye geçiyoruz. Activity D var. D1, D1 kısmı. Look at the chart and fill in the U, ra. Bu tabloya bakın ve you yani siz kısmını tamamlayınız. Tick your abilities yapabildiğiniz şeyleri tick atın. Cross your inabilities yapamadığınız şeyleri çarpı atınız. Şimdi sizin kısmınıza swim yüzebiliyorsanız tick atın. Yüzemiyorsanız çarpı atın. Sing a song. Şarkı söyleyebiliyorsanız tick atın. Söyleyemiyorsanız çarpın. Dance dans edebiliyorsanız tik edemiyorsanız çarpı play chess satranç oynamak yapabiliyorsanız tik oynayamıyorsanız çarpı play the guitar gitar çalmak yapabiliyorsanız tik atıyorsunuz yapamıyorsanız çarpı atıyorsunuz. Şimdi your partner var burada Onu ne yapacağız partnerinizle ilgili hemen söylüyorum. D2, D2 kısmına bakın. Diyor ki work with your partner. Şimdi partnerinizle çalışın. Learn about his or her abilities. Onun erkek ise his, kız ise her. Yetenekleri hakkında öğrenin. Fill in the your partner ra. Şimdi bu kısmı dolduracaksınız. On the chart above. Yukarıdaki tabelada. Yine nasıl? Arkadaşınız Dan tamam, birer birer soru soracaksınız. Yapabiliyorsa tik yapamıyorsa çarpı. Nasıl soru sor soralım? Örnek vermiş. Diğerlerini de ben yazdım göstereceğim size. Bakın. Can you swim? Yüzebiliyor musun? Yes I can. Evet diyor arkadaşınız. Yüzme kısmına tik atıyorsunuz. Can you sing a song? Şarkı söyleyebilir misin? No I can't diyor arkadaşınız. Hayır söyleyemem. Oraya çarpı atıyorsunuz. Mesela öyle diyorsa bu örnekteki gibi sizin arkadaşınız belki mesela ikisine de yes i can diyecek tik atacaksınız. İkisine de no i can diyecek çarpı atacaksınız. Farklı söyleyecek birisine evet birisine hayır. Onlara dikkat edin. Diğer soruları nasıl soralım? Bu şekilde. Can you dance? Dans edebilir misin? Can you play chess? Satranç oynayabilir misin? Can you play the guitar? Gitar çalabilir misin? Bu şekilde soracaksınız. Arkadaşlarınıza yes I can veya no I can't diyecek. Yapıp yapamadığına göre. Şimdi D3 kısmında ne diyor? D3 work with your partner again. Tekrar partnerinizle çalışın. Look at the chart in D1. D1 kısmındaki tabloya bakın. Make sentences as an example. Örnekteki gibi cümleler yapın. Örnek ne yazmış? I can swim but my partner can't swim. Şimdi kendiniz ve partnerinizi kıyaslıyorsunuz. Örneğin mesela diyelim ki siz yüzebiliyorsunuz veya arkadaşınız ve ama arkadaşınız yüzemiyor. Bunu bu şekilde söylersiniz. I can swim yazı halinde virgül but my partner can't swim. Ama partnerim yüzemiyor. Diyelim ki ikiniz de yüzebiliyorsunuz. Önce İngilizce'de başkalarını söyleriz sonra kendimize. Bakın my partner and I, partnerim ve ben can swim. Yüzebiliriz. Burada kitap tam örnek vermemiş. Öğrencinin aklında soru işareti gelebilir. Diyelim ki hiçbiriniz yüzemiyorsanız o zaman ne yaparsınız? Pardon diyelim ki mesela onu en son söyleyeceğim. Diyelim ki bu defa da sen yüzemiyorsun ama arkadaşın yüzebiliyor. Nasıl söyleyelim? I can't swim. Ben yüzemem. But my partner can swim. Ama partnerim yüzebiliyor. Diyelim ki hiçbiriniz yüzemiyorsanız. O zaman yine dediğim gibi e, aynı şeyi kendiniz ve başkaları hakkında söylüyorsanız yani ama falan değil aynı şey ise önce ne yapacaksınız? Önce başkalarını sonra kendinizi söyleyeceksiniz. Burada da my partner and I partnerim ve ben can't swim yüzemiyoruz. İkiniz de yüzemiyorsanız böyle yazacaksınız. Bunun söyleyişinin farklı yolları da var. İnşallah 11. sınıf ve 12. sınıfta falan onları da öğreneceksiniz ilerideki zamanlarda. Sayfa 50'yi de yaptık. Sayfa 51'e hemen geçiyoruz. Sayfa 51'de activity E ne diyor? Answer the question. Sorulara cevap veriniz. Kendinize göre cevaplayacaksınız. Cevabınız olumluysa yes I can. Olumsuz ise no I can't. Cevap vereceksiniz. Sorular ne soruyor? One. Can you play a musical instrument? Bir müzik enstrümanı çalabiliyor musun? Two. Can you play football or tennis? Futbol veya tenis Oynayabiliyor musun? Three. Can you cook? Yemek pişirebiliyor musun? Four. Can you jump high? Yüksek zıplayabiliyor musun? Yüksek atlayabiliyor musun? Bu şekilde. Cevabınız evet veya hayırsa verdiğiniz örnekler gibi siz de cevaplamanız gerekiyor. E2 E2 kısmında ne diyor? Work with your partner. Partnerinizle çalışın. Look at the chart. Bu tabelaya bakın. Make dialogues. As in the example örnekteki gibi diyaloglar kurun. Bakın burada Ece, Mary, Efe, Tom bu kişilerin yapabildikleri şeyleri tık atmış. Yapabildikleri şeyler, eylemler ise şunlar. Play, futbol futbol oynamak, swim, yüzmek run, fast, hızlı koşmak, cook yemek yapmak, yemek pişirmek paint e, resim yapmak Şimdi kim ne yapabiliyorsa ona tik atmış. Bu kişilerde bunlara dikkat edin. Bu şekilde. Örnek şöyle verilmiş. Can ve Sally konuşuyorlar. Who is this boy diyor. Bu çocuk kim? He is my best friend. O erkek hakkında konuşuyor bu arada. Benim en iyi arkadaşım. What is his name? Adı nedir? He is Efe. O Efe'dir. Bakın Efe'nin kısmına bakın. F'e üç tane şey yapabiliyor. What can he do diyor. O ne yapabilir? Şimdi yaptığı üç şey sayıyor burada. He can play football, swim and cook. Futbol oynayabilir, yüzebilir ve yemek yapabilir. Şimdi yapılan şeyleri virgülle ayırırız. En sonda gelen ne? And yazarız. İki şey yapabiliyorsa direkt nokta 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 and nokta 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 şeklinde yazarız. Buna da dikkat edin. 2'den çoksa önceleri yani baştakileri arada virgül koyarız. Sondakine and ile yazarız. Şimdi kız hakkında soru sorarsak. Şimdi Efe erkekti. Tam erkek. Bunlarda böyle he falan kullanılıyor. Ece ve Mary kız. Bunlar hakkında soru sorarsak nasıl olur? Onun da örneğini yazdım ki Hani kızlarla cümle yapabilirsiniz. Who is this girl? Bu kız kimdir? She is my best friend. O benim en iyi arkadaşımdır. What's her name? Adı nedir? She is. Burada Ece veya Mary. Bunları birer birer yazacaksınız. Nokta nokta noktada. Nitekim burada Efe'nin yerine tam da gelebilir. Ama o zaman burada farklı şeyler söyleyeceksiniz. Tam olursa. Mary ve Sally, Mary ve Ece için de bu geçerlidir. What can she do diyor. İsmini yazdıktan sonra o ne yapabilir diye soruluyor. She can yapabildiği şeyleri bakın nokta 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 böyle yazdım. Sonundakini and ile ayırdım. Daha az bir şey ise tabii ki bunlardan bazı olmayacak. Daha az şey yap. Mesela 3 şey yapabiliyorsa örneğin atıyorum bunlardan birisi mesela bu olmaz gibisinden düşünün sayfa 51'de yaptık arkadaşlar. 52 ünitemizin son sayfası ama ondan sonra let's practice kısmında beraber yapacağız ki bu ünitenin tamamını bitirmiş olalım bu videoda. Sayfa 52'de ne diyor? Work in groups, gruplar halinde çalışınız. Choose a person from the chart in E2. Şimdi buradaki E2 charttan, buradaki tabeladan bir kişiyi seçiniz. Ece, Merit, Efe, Tam. Birisini diyelim ki seçtiniz. Ask and answer questions. Sorular sorun cevaplar yazın. Bakın mesela Can Ece run fast? Kitap örnek vermiş. Ece hızlı koşabilir mi? Yes she can. Evet koşabilir. Can she paint? Resim çizebilir mi? Resim e, yapabilir mi? No she can't. Paint hani boyamak da olur anlamı. Ama e, burada hani, normal e, duvar falan araba duvar boyama değil de Paint ee, resim yapmak anlamına geliyor. No she can't. Hayır yapamaz diyor. Yani yapabildiği şeylerden bir tane soruyoruz bir tane de yapamadığı şeylerden. İki tane de ben fazladan örnek yazdım. Can Mary play football? Mary futbol oynayabilir mi? No she can't. Hayır oynayamaz. Can she cook? Yemek yapabilir mi? Yes she can. Evet yapabilir. Efe. Can Efe swim? Efe yüzebilir mi? Yes he can. Evet yüzebilir. Can he run fast? Hızlı koşabilir mi? No he can't. Hayır. Koşamaz. E4 kısmında bakalım ne diyor arkadaşlar. E say sayfa çözünürlüğü bazen gidip geliyor. Video ayarlarına dokunmayın. Hemen düzeliyor çünkü benden kaynaklı bir şey. E4 Choose one of your family members. Aile üyelerinizden birisini seçiniz. Talk about his abilities veya her abilities yabılıyetleri hakkında konuşun. Örnek example. My mother can cook and swim. Annem yemek yapabilir ve yüzebilir. She can't paint and run fast. O resim yapamaz ve hızlı koşamaz. Farklı farklı kişiler seçebilirsiniz, farklı farklı eylemler söyleyebilirsiniz. İlle de bunları söylemek zorunda değilsiniz örnek olarak yazdım. Proje zamanında ne diyor? Project time. Prepare a poster. Bir tane poster hazırlayın. Choose a superhero, heroine. Bir tane e, süper kahraman seçiniz. Hero, superhero, e, erkek kahraman için. Superheroine, kız kahraman için. Mesela masalların, hikayelerin, filmlerinin, filmlerin baş kahramanına erkek ise hero, kız ise heroine deriz arkadaşlar. Write about his, her abilities. Onun kabiliyetleri hakkında yazınız. Kitabın örneği çok güzel. Siz de hayal gücünüzü burada biraz kullanmanız gerekiyor. Kendi karakterinizi yaratmanız gerekiyor. Kitapta ne diyor? This is super boy. Bu süper e, çocuk. Çocuk erkek çocuk tabii ki anlamında boy diyor. He can fly, uçabiliyor. He can jump high, yüksek zıplayabiliyor. He can run fast, hızlı koşabiliyor. He can carry heavy things, ağır şeyler taşıyabiliyor. Bu da bizim hayali kahramanımız. Şimdi geldik bu ünitenin ödev kısmına, homework kısmına, workbook kısmına, let's practice kısmına. Let's practice'te neler öğreniyoruz arkadaşlar, neler yapacağız? Hadi beraber görelim. Bir numara. A pardon. Write the opposite of the words. Opposite ne demek? Zıt demek. Mesela gece ile gündüz, siyahla beyaz gibi. Şimdi bu kelimelerin opposite'ini istiyor. Fat. Burada söylemiştim ilk başlarda heavy, ağır. Fat şişman anlamına geliyor. Kilolu anlamına geliyor fat kelimesi. Zıt anlamlısı. sin ince. Zayıf, ince. Zayıf demeyelim. Zayıf kilo anlamında şeyle karıştırabilirsiniz. Güçsüz zayıfla karıştırabilirsiniz. İnce diyelim direkt. Old, yaşlı. Zıt anlamlısı. Young, Fast hızlı zıt anlamlısı slow yavaş. Tall uzun boylu zıt anlamlısı short kısa boylu. Şimdi aşağıda ben yine de e, o bulmacayı göstermeden önce rica ediyorum. Buradaki kelimeler var. Önce kendiniz bulmaya çalışın. Find the words in the puzzle. Bu puzzle içinde kelimeleri bulunuz diyor. 5 dakika 10 dakika çabalayın. Bunun için sizlere teknik de vereceğim. O tekniklerle bulabildiğiniz kadar bulun. Sonra diğerlerini benim sayfamdan bakın. Bakın mesela small kelimesini diyelim ki bulmak istiyorsunuz aşağıdaki puzzle'dan. İki tane son L harfi var yan yana. Puzzle'da hızlıca iki tane yan yana yazılmış L'lere bakın. İki kelimemiz bu şu artları var. Mesela small ve tall. Bunda da iki tane L var. Nerede iki tane L bulduysanız onun yanına, etrafına bakın. Hani bu kelimeyi oluşturuyor mu? Oluşturabiliyorsa işaretleyin. Bunu oluşturuyorsa işaretleyin. Oluşturmuyorsa devam edin. Başka iki tane yan yana yazılmış L harfine bakın. Veya örneğin VY nerede beraber yazılmış? Hemen onlara bakın. Onları bulduğunuzda heavy'de büyük ihtimal bulacaksınız. O-W O-W o, w harflerin nerelerde beraber yan yana yazılmış. Oralarda bulduğunuz zaman büyük ihtimal slow'u bulacaksınız. Bu teknikle yaptığınızda kolaylıkla bu kelimeleri burada bulacaksınız. 10 tane kelime bakın. Strong, tall, short, heavy, thin, big, small, big, fast, slow. Bu kelimeleri bu şekilde bulup işaretleyebilirsiniz. Gelelim sayfa 54'e 54'te ne diyor? Match the people with the descriptions. İnsanları tanımlarla eşleştirin. Burada ABC kişileri var. Aşağıda 3 tane cümle var. Bunları birbirleriyle eşleştireceğiz. This is Jim Black. Bu Jim Black. He is an old man. O yaşlı bir adam. He is tall. Uzun boyludur tabii ki B ile eşleşiyor. This, that is Robert, şu Robert'tır. He is short, o kısadır. He is thin, o incedir. Robert, A, <laughs> bir de erkek olduğu için dikkat edin. This is Pam, bu Pam. She is my sister, o benim kız kardeşim veya ablam. İkisi de sister kullanılır. She is beautiful. O güzeldir. Tabii ki C ile eşleşiyor. Diğer kısımda ne diyor? Read the descriptions in activity C again. Yukarıdaki aktivitedeki tanımları tekrar okuyunuz. Match the people with the words. İnsanları kelimelerle eşleştiriniz. Bakın sol tarafta sayılarla yazmış. Sağ tarafta ABC ile yazmış. Eşleştireceğiz hemen. Pam. One Pam. ABC'den hangisi? Beautiful. A. Bakın beautiful a buradakini söylüyorum. A beautiful. İki numara geliyoruz Robert. Robert için ne demişti? Short ve thin demişti. Buralara bakıyoruz C'de short yazıyor. O yüzden Robert için C yazıyoruz burada. Jim Black bakıyoruz. Old demişti. Old ve tall. Yaşlı ve uzun boylu. Burada old var. B yazıyoruz buraya da. Ve bu şekilde de bunları eşleştirdik arkadaşlar. Sayfa 55'e geçiyoruz. Sayfa 55'te Match the sentences with the people in the picture cümleleri fotoğraftaki insanlarla eşleştirin diyor. Bakın Tom, Judy, Henry, Sally, Janet görüyoruz burada. Kediydi görüyoruz aşağıda. I can run fast hızlı koşabilirim. Janet hızlı koşuyor fotoğrafta. I'm strong güçlüyüm. Bakın Henry Burada güçlü duruyor Henry yazıyoruz. 3 numara I'm an old man ben yaşlı bir adamım tam yazıyoruz buraya. 4 numara I can get carry big boxes büyük kutuları taşıyabiliyorum bakıyoruz buraya Sally yazıyoruz büyük kutular taşıyor. Burada zaten e, hani 2 ve 4'lük farklı yazabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Mesela 2 numarada Sally yazıp 4 numarada Henry yazmış olabilirsiniz. Bunun hani benim öğrencim böyle yazsa ben yanlış diye şey yapmam. Çünkü önemli olan cevap anahtarındaki falan yazılan değil, konuyu kavraması, anlamasıdır. Mesela benim öğrencim 2 numarada Sally, 4 numarada Henry yazarsa Yine de bilirim ki öğrenmiş ve puanlı veririm. Ama sizin öğretmeniniz aynı davranmayabilir. O yüzden bak siz kutular diyor ve Sally'nin elinde kutular var. O yüzden 4 numaraya Sally yazdık. 5 numarada I can't walk fast. Ben hızlı yürüyemem. Walk yürümek. I'm an old woman. Ben yaşlı bir kadınım. Hangisidir? Judy yazıyoruz buraya da. Büyük anne olan Judy yazdık buraya. Şimdi sayfa 56'ya geliyoruz. Look at the pictures. Circle can or can't. Görsellere bakın. Yapabilir mi, yapamaz mı işaretleyin. Bir numara She can sing. O şarkı söyleyebilir. İki numara. He is old. O yaşlıdır. He can't skip a rope. O e patlayamaz. 3 numara the baby can't walk. Çocuk yürüyemez. 4 numara an elephant can't jump. Fil zıplayamaz. 5 numara fish can swim. Balıklar yüzebilirler veya balık yüzebilir. 6 numara cats can't fly. Kediler uçamazlar. Balıkla ilgili size gramer bir şey öğreteceğim. Belki birçok kişi hani üniversiteye gidiyor ama bunu da bilmiyor. Bakın. Küçük sarı balıklara dikkat edin. Bir tane balığa fiş deriz. Şimdi aynı tür balıktan milyon tane bile varsa çoğulu için yine fiş deriz fish Yani mesela bu sarı balıktan burada 5 tane var. Yine fish deriz. 10 tane olsaydı yine de 1000 tane olsaydı yine fish derdik. Ama farklı türlerden balıklar olduğunda bakın bu çizgili balık var, bu sarı balık var, diğerleri var. Farklı türlerden bir türden fazla balık varsa fishes. O zaman sonuna s takısı getiririz deriz. Bunu da mesela bunu Telegram kanalımızda farklı bir görselde çok belirgin bir şekilde anlatmıştım. Bu da sizin benim yani İngilizce Kralının öğrencilerinin öğrendiği bir e, not olsun dedikten sonra sayfa 56'da sayfa 57'ye geliyoruz. Sayfa 57'de dinlememiz var. Bu dinlemeyi açıyorum. Açtığımda kendi kitabınıza bakıyorsunuz. Duyduğunuz şeyleri yazıyorsunuz. Gerekirse videoyu geri alıp tekrar dinleyip yazacaksınız. 3-4 defa dinlediniz, kontrol için benim cevaplarıma bakabilirsiniz. Ama ilk dinlediğinizde ben de yazıyor olacağım. O an bakmayın lütfen ki kendi öğrendiğinizi ölçelim can't run fast. Two. I am weak. I can't carry heavy things. Three. I'm short. I can't play basketball. Şimdi bu kadar hepsinin Türkçesini falan söyledim size geçen sayfalarda buradaki sayfaların buradaki anlamları Türkçelerini sizin söylemenizi istiyorum. Hatta yorumlarda da yazabilirsiniz. Bakalım kimler doğru yazacaktır. Bu üç tane cümlenin one, two, three, üç cümlenin Türkçesini anlamını yazın bakalım yorumlarda doğru mu yanlış mı sizlere söyleyeceğim. H'de ne diyor? Work with your partner. Partnerinizle çalışın. Talk about your abilities as in the example. Örnekteki gibi kabiliyetleriniz hakkında konuşun. Örnek şöyle. I'm young. Ben gencim. I can run fa fast. Hızlı koşabilirim. İki tane de ben örnek yazdım. Ama sizin cümleleriniz tabii ki farklı olacak. I'm tall. Uzun boyluyum. I can play basketball. Basketbol oynayabiliyorum. I'm strong. Güçlüyüm. I can carry heavy things. Ağır şeyler taşıyabiliyorum. Şimdi öz değerlendirme kısmı var. Self check kendi durumunuza göre bu emojilerden tatlı emojilerden birisini çizeceksiniz buraya. Dört tane kriter, e, hani kriterimiz var burada. Bu üniteyi iyi mi öğrendiniz? E, daha çok pratiğe ihtiyacınız var mı diye. Bir numarada mesela diyor ki I can describe characters, people, karakterler ve insanları tanımlayabilirim. Mesela uzun boyludur, güçlüdür diye gibi. İki numara I can ask questions about characters, people. Karakterler ve insanlar hakkında sorular sorabiliyorum. Örneğin genç midir, yaşlı mıdır, zayıf mıdır diye gibi sorular. Tabii ki bunları İngilizce sormanız gerekiyor. Türkçesini bahsetmiyorum. 3 numarada ne diyor? I can express ability and inability kabiliyetleri ve kabiliyetsizlikleri e, açıklayabiliyorum. Örneğin o hızlı koşabiliyor, o zıplayamıyor gibi. Dört numarada da I can ma I can make ask questions about uh, abilities and inabilities. Make burada fazladır. I can ask questions about abilities and inabilities. Kabiliyetler ve kabiliyetsizlikler hakkında sorular sorabiliyorum. Örneğin o hızlı koşabiliyor mu? O e, mesela yüzebiliyor mu? Gibi. Bunları İngilizce'de yapabiliyorsanız durumunuz iyidir. Bu güler yüzlü emoji yapmanız gerekiyor. Hani yapamıyorsanız bu üzgün suratı çizebilirsiniz. Durumunuz ortadaysa bu düz surat ifadeyi çizebilirsiniz. Ama videoyu ikinci defa izlediğinizde eminim ki hepsini çok güzel yapabileceksiniz. Bir defa izlenmekle yetinmeyin arkadaşlar. Bir defa yetmez öğrenmek için tekrar şarttır her zaman. Söylemiştim videonun son 20 saniyesinde ekranda oynatma listesi kartları çıkacaktır. Büyük ihtimal şu an onları görüyorsunuz ve e, istediğiniz oynatma listesi kartını seçebilirsiniz. Hatta diğer kitabında ünitelerinin videolarına bakabilirsiniz. Konular aynıdır, farklı şekilde anlatılmıştır sadece pekiştirir sizin bilginizi. Kendinize çok iyi bakın. 4. ünitenin videosunda görüşmek üzere hepinize Allah'a ısmarlıyorum. Hoşçakalın.